Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Son dönemde elektronik sigara kullanımı yaygınlaşıyor. Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler elektronik sigaraya yöneliyor. Peki bu sigaraların zararları nelerdir? Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Tutluoğlu ile konuşacağız. Sayın Tutluoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Tutluoğlu, şimdi son dönemde elektronik sigaraya bir yöneliş var. Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler bu sigarayı tercih ediyorlar. Ancak bünyeye ne gibi zararları var? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi elektronik sigara dediğimiz zaman bu homojen bir gruptan bahsetmiyoruz. Hani eski ortaya çıkan elektronik sigaralar var. Bunlar hala devam ediyor. İçerisinde çoğunda nikotin de var. Şimdi aromalı olan ve tek kullanımlık elektronik sigaralar çıktı. Bir de ısıtılmış tütünlü olan ürünler var. Bunlar hepsi farklı ürünler. Aslında elektronik sigara ilk çıktığında acaba sigara bırakma konusunda yardımcı olabilir mi diye düşünmüştük ve bu konuda hatta kullandığımız da oldu ve bazı ülkelerde hala sigara bırakma aracı olarak kullanılıyor. Ama baktığımız zaman kötüye kullanım o kadar çok ki yani bunu bu amaçla kullanmak artık çok mümkün olmayacak gözüküyor. Şimdi normal elektronik sigara, hani ilk konvansiyonel, ilk ortaya çıkan elektronik sigaralara baktığımız zaman bunların içerisine işte nikotin, tütün yerine işte Amerika'da bazen marihuana koydukları olmuş ve Amerika'da 100'e yakın elektronik sigaraya bağlı ölüm var ve binlerce akciğer hasarı. Türkiye'de görülüyor mu peki bu durumu hiç Sayın Tutluoğlu? Türkiye'de rastlamadık ama dediğim gibi bu Türkiye'de aslında elektronik sigara yasal değil. Yani normal elektronik sigaranın yasal olabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alması gerekiyor. Şu anda öyle ruhsat alan bir ürün yok. Dolayısıyla şu anda zaten satılan elektronik sigaralar tamamen yasa dışı olarak internetten pazarlanıyor veya değişik ülkelerden getiriliyor. Burada da bir sıkıntı var. Elektronik sigara sanıldığı gibi zararsız değil ve sigara kadar zararlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü düşünüyoruz diyorum, bir zararlı ürünün, takım zararlarının ortaya çıkması için tabii yıllar geçmesi lazım. Ama şu anda hani yapılan bilimsel çalışmalar sigara kadar özellikle mesela damar sistemine zararı olduğunu gösteriyor. Damarları bozduğu zaman zaten bütün organizmadaki bütün organlar bozuluyor. Dolayısıyla burada elektronik sigarada çok zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şimdi biliyorsunuz tek kullanım olanları, aromatik olanları çıktı. Bunların içerisinde çok kimyasal maddeler var. Bunların da olası işte kanser dahil olmak üzere birçok şeye yol açması olası arttı. Çok genç çocuklar bunların aromasından etkilenerek önce tütüne başlıyor, sonra sigaraya başlıyor. Hatta geçenlerde mesela 50 yaşında bir hastam geldi, dedi ki bu yaşa kadar ben ne sigara içtim ne bir şey, ama bu şeyler hoşuma gitti. Bu aromatik olanları içmeye başladım dedi. Yani böyle değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Yani sigaraya başlamayı özendirme açısından bütün ülkelerde çok ciddi risk olarak görülüyor. Peki akciğeri bir zararı var mı sigara kadar? Şu andaki bilgilerimize göre evet, zararlı olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bu zararın oranını, yani bir sigarada olduğu zarar kadar mı acaba, onu zaman gösterecek. Sigarada hani kağıdın yanmasından dolayı da bir takım kimyasal maddeler solunuyor. İşte 6-7 bin tane kimyasal madde olduğunu şimdiye kadar ölçmüşüz. Ama biliyoruz ki elektronik sigaranın içerisinde de yüzlerce kimyasal madde var. Akciğer sağlığını olumsuz veya akciğer sağlığı demeyeyim, bütün vücudun sağlığını olumsuz olarak etkileyecek yüzlerce madde var. Şimdi olası bunlar ileride hani çok değişik akciğer problemlerine yol açacak. Bir de şunu vurgulamam lazım. Bu enteresan bir çalışma. Çünkü zannediliyor ki hani bu yanınızda elektronik sigara içiliyor, sanki bu su buharı gibi algılanıyor. Halbuki alakası yok. İçerisinde PM2,5 dediğimiz, yani partikül, yani kaba partikül, toz. 2,5 mikron tozların oranı normal sigara dumanından 3-4 misli fazla. Yani o hani biliyorsunuz bunlarda böyle daha fazla bir buhar çıkıyor ya. Evet. Bunların içerisindeki PM2,5 dediğimiz akciğere
zararlı olduğu kesin olarak kanıtlanmış ve akciğerin alveollerine, yani hava kesiciklerine kadar ulaşabilen çok küçük partiküllerden bahsediyoruz. Bunlar elektronik sigara dumanında normal sigara dumanından 3-4 kat fazla. Yani bu ne demek? Burada elektronik sigara dumanına pasif olarak maruz kalıyorsak, normal belki yanınıza sigara içilse o kadar zarar görmeyeceksiniz. O derece zarar görebiliyorsunuz demek. Yani çevredeki insanlara da zarar veriyor zarar öyleyse. Kesinlikle. Hı hı. Peki şimdi pek çok organın zarar gördüğünden bahsettiniz. Beyne bir hasar var mıdır? Öyle çalışmalar var. Yani normal bilişsel fonksiyonları etkileyebileceği. Çünkü ya normalde bakın burada hani tamam bunu akciğerlere soluyorsunuz ama içindeki kimyasal maddeler akciğerlerle sınırlı kalmıyor. Bütün sonuçta buradan kana karışıp bütün vücuda yayılıyor. Evet. İçerisinde öyle kimyasal maddeler var ki biliyoruz ki beyin sağlığı açısından zarar oluşturması olası maddeler bunlar. Dolayısıyla beyin de bu zarardan nasibinin görmesi büyük bir olasılık. Evet. Peki bu elektronik sigaralar ilerleyen yaşlarda nasıl riskler barındırıyor Sayın Tutluoğlu? Biraz önce söyledim. Vücudumuzun aslında en büyük organ dolaşım sistemi yani damarlar. Yani bütün organlar damarlar vasıtasıyla kanlanıyor. Ve bu damarlar üzerine olan olumsuz etki demek yani bir yerde hani nasıl bir işte damar sertliği dediğimiz ateroskleroz dediğimiz şey ve organın yetersizliğe yol açar. Bu damarlar üzerindeki etkisiyle olasıdır ki işte yıllar içerisinde bütün organlarla ilgili sıkıntılar görmeye başlayacağız elektronik sigaralarla ilgili olarak, bu yaygın kullanıma bağlı olarak. Artı akciğer sağlığı açısından da şunu söyleyebilirim, kesinlikle uzun süre elektronik sigara kullanımı veya hani çok fazla değinmedik ısıtılmış tütünler, ürünler de var, onların da kullanımı aynı normal sigara kullanımında olduğu gibi kronik bronşit, KOAH gibi veya bayağı tehlikeli olan interstisyel akciğer hastalığı denir, akciğer sertleşmesi hastalığı bu tür hastalıklara yol açacağını yıllar içerisinde gözlemleyeceğiz. Zaten bunun ipuçları şu anda yaşıyoruz gelen hastalardan. Burada şimdi şunu vurgulamak lazım. Yani biz de baştaki amacı farklıydı. Evet gerçekten evet. El alışkanlığı çok fazla olan günde 3 paket sigara içen kişiler, bırakmak istemeyen kişiler belli bir süre geçiş dönemi için bu elektronik sigarayı kullanabilirdi aslında. Ama iş o noktaya geldi ki maalesef bu amaçtan çok sapılmış oldu. Hem söylemek istediğim şu, normal bunu tabii ki belli bir süre 3 ay, 4 ay kullanmak geçiş açısından, bırakmak açısından belki kabul edilebilir bir şey. Sağlık açısından belki çok önemli sigaradan daha fazla bir zarara yol açmayacaktır. Ama uzun süre elektronik sigarayla ben idare ederim, bana bir şey olmaz veya ısıtılmış tütün ürünlerini kullanırım, bana bir şey olmaz diye düşünüyorsa halkımız maalesef bu konuda olumlu bir mesaj veremeyeceğim. Kesinlikle uzun süre kullanımda bunların hem kendilerine hem çevredeki insanlara zarar vermesi kesin gözüyle bakabilirim. Sayın Tutluoğlu, az önce siz de belirttiniz, Sağlık Bakanlığı tarafından bu ürünler onaylanmamış ancak piyasada mevcut. Peki bu ürünlerin kullanımının nasıl önüne geçilebilir? Tabii ki yani normalde yasaklasanız bile tabii ki değil. Zaten şu anda yasak yani görüyorsunuz. Hani o kadar öyle bir noktaya geldik ki işte yurt dışına giriş çıkışlar çok ve bazı serbest olan ülkeden sonuçta bir şekilde gene geliyor. Evet. En azından hani bunu denetlemek, kontrol altına almak satışları. O bir kere aromatik olanlar çok tehlikeli. Gençlerin başlaması açısından o hani renkli ve aromatik ve çok güzel albenli olan elektronik sigaralar tek kullanımlık. Onların belki hani satışı engellenebilir, yasaklanabilir. Başka açısından da normal hani ısıtılmış tütün ürünleri veya diğer şey açısından da kısıtlı süre kullanım hani bizim medikal anlamda belki bizim için kabul edilebilir bir şey ama bunun denetimi mümkün olabilir mi? Onu gerçekten bilemiyorum. Yani burada yasaklamak evet belki bir zaten yasak yani nasıl daha yasak olan şeyi yasaklayacak hali yok zaten ama şu an hani ama bir ürün gerekli prosedürleri tamamlasa Sağlık Bakanlığı nezdinde şu anda ruhsat alabiliyor aslında. Ama o şeyler tabii ilaç ruhsatı gibi doktor alınan bir ruhsat olduğu için hiçbir firma buna başvurmuyor. Yani normalde
Şu anda zaten Sağlık Bakanlığı açısından baktığım zaman yasak yani. Ama ancak denetimleri artırabilir. Yani Sağlık Bakanlığı şu anda gayri yasal olarak Türkiye'de bu ürünlerin satılmasına engel olabilir. Evet. Yani konuda denetimleri artırabilir. Sayın Tutluoğlu, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Evet, son dönemde kullanımı artan elektronik sigaraların insan vücuduna zararlarına ilişkin göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Tutluoğlu ile konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.